Yemenli bir tüccar Mekke'ye tabii ki ticari mallarını satmak için geliyor ve Kureyş'in önde gelenlerinden Asbin Vail'e getirmiş olduğu mallarını satıyor. Asbin Vail de bu Yemenli tüccara hem malının parasını ödemiyor, parasını ödemediği gibi. Malını da sonradan iade etmiyor. Bundan dolayı Yemenli tüccar Kureyş'in ileri gelenlerinin bir ziyaret ediyor. Yani bu derdini anlatıyor onlara. Diyor ki işte malımızı sattık, paramızı alamadık, bize yardımcı olun. Tabir yerindeyse çalmış olduğu bütün kapılar kapanıyor. Ve sonuçta Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak bütün Mekke'ye kendisine yapılan zulmü, kendisine yapılan haksızlığı haykırınca az evvel ifade etmiş olduğumuz gibi vicdanını ve adalet duygusunu kaybetmeyen bir takım insanlar ki bunların içerisinde Efendimizin sevgili amcalarından Zübeyir bin Abdülmuttalip var. Zübeyir bin Abdülmuttalip Abdullah bin Cüda'na giderek bir meclisi yani adalet duygusunu efendim vicdani duygusunu kaybetmeyen insanlardan oluşan bir meclis toplanmasını isteyince Abdullah bin Cüda'nın evinde Kureyş'in önde gelenleri toplanıyorlar ve bir müzakere yapıyorlar. Sonuçta şöyle bir karar çıkıyor Fatih hocam. İster Mekke'nin içinde olsun, isterse Mekke'nin dışından gelen olsun, hiç kimseye haksızlık yapılmayacağı, zulme uğratılmayacağı, şiddete maruz bırakılmayacağı, kısacası hakkının zamanında ve değeriyle ödenmesi konusunda bir mutabakata varılıyor. Ve ilk olarak da As bin Vail'den o hakkını yemiş olduğu tüccarın malıyla ilgili ödemesi gereken meblağı ödettiriliyor. Ve bu şekilde e, Hılf-ül Fudul yani Erdemler Meclisi Erdemler Antlaşması sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20'li yaşlardayken gerçekleşiyor Mekke'de. Ve daha sonra Efendimiz İsla diyor ki İslami dönemde böyle bir antlaşma olsa yine katılırım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki nedir Efendimiz'e bunu söyleten? Bir, adaletin tesis edilmesi orada. İki, haksızlığa karşı bir direniş gösterilmesi. Üç, e, bununla birlikte yani bu iki temel duyguyla birlikte bir güven ortamının evet. oluşturulması.